Yavaş ya Harun. Kaçırıyorlar mı önünden? Kibar ol biraz. Ne var ya, yabancı mı var? Bir şey diyeceğim. Kavanoz yumurta mı söylesek? Oda servisi. Kalk söyle. Söylesin. Geldim, geldim. Harun, gevrek. Gevrek de söyleyelim. Menemene banar banar yeriz. Olur. Günaydın. Günaydın. Günaydın beyefendi. İki adet gevrek, kavurmalı yumurta, bir de menemen. Siparişinizi alamayacağım maalesef. Hesabınızı kapattığımızı bildirmek için gelmiştim. Nasıl yani? Ne hesabı? Neyi kapatmışlar canım? Otelimizde kaldığınız süre boyunca yaptığınız masrafların bir dökümü. Oda ücreti, minibar kullanımları, artı restoran ve spa. 103 bin mi? Oha! Şaşırdınız siz galiba. Biz bunu ödeyemeyiz. Aysel Gümüşçü'ye yazacaksınız. Tamam mı? Aysel Gümüşçü. Hadi. Dur bir dur hadi ya. Hadi kardeşim hadi. Hadi. Halledeceğim ben. Tamam mı? Halledeceğim. Ben halledeceğim dur. Nasıl halledeceksin Seda Allah aşkına ya? Ben halledeceğim. Benim telefonum nerede? Sen dur. Kim halledeceğim? Sen dur benim. Şimdi göreceksin nerede o telefon. Kızınız kolejde okumuş, öyle mi? Adı nedir? Elif. Elif şimdi İsveç'te yaşıyor. Doktorasını tamamladı. Ama orada yaşamayı tercih etti. Hoş. Hoş. Gelininiz Şebnem Hanım'la okuldaşlar aslında. Ama aynı dönemden değiller sanırım. Necmi. Buyurun efendim. Bir iki ay evvel Arzu Kadıoğlu gelmişti ricacı olarak. Onun dosyasını bul bana. Hemen bakıyorum efendim. Efendim. Hesabı bize kitlemişsiniz. Pardon. Otelin diyorum hesabını bize kitlemişsiniz. Ödeyin diye tutturdular. Ya sen ne yüzle benimle bu şekilde konuşuyorsun ha? O çaldığın 1 milyonun var ya, ondan rahat rahat ödersin. Aysel Hanımcığım, olaylar asla bildiğiniz gibi değil. Polis el koydu sizin verdiğiniz bütün paraya. Öyle zor durumda kaldık ki, bir buluşsak, konuşsak yüz yüze diyorum. Yok canım, benimle konuşamıyorsun artık. O sevgili kızım var ya, git ona, ona dert yan. Allah onu kahretsin. Evladım mı var, derdim var zaten. Bize verdiği paralar sahteymiş. Az kalsın onun yüzünden hapse giriyorduk. Pirince giderken evdeki bulgurdan oldun desene. Aysel Hanım. Ne haliniz varsa görün. Çekin cezanızı. Aysel Hanımcığım, inanın o kadar mağdur olduk ki. Bir yardım etseniz. Ne isterseniz yaparım, inanın. Ne istersem, öyle mi? Sözünüzden asla çıkmam. Söz veriyorum. Hay bilmiyorum yani. Bu saatten sonra sana nasıl güveneceğim acaba? Bir düşüneyim. Şirinsin. Tamam. Hallediyorum ben. Allah sizden razı olsun. Oh. Allah tuttuğunuzu altın etsin Aysel Hanımcığım. Çok teşekkür. Necmi, otelin hesabını kapatsınlar. Şebnem'in annesiyle babasını da buraya getirsinler. Nasıl arzu ederseniz. Çünkü efendim. Bu Şebnem durmuyor. Bunu ancak bu kadın durdurur. Çünkü aynı çukurdan çıktı ikisi de. Aysel Hanımcığım, Allah sizden razı olsun. Büyüklük gösterdiniz, sağ olun. Şebnem sizi parayla mı kandırdı? Ben daha fazlasını verirdim yahu. Ay yok. Yok canım, konu para değil. Harun işte. Babalığı tuttu. Artık sözümden çıkmayacak. Değil mi Harun? Ya bilemedim o yüzden yani. Bilsem. Neyse. Dersinizi aldıysanız kaldığımız yerden devam edebiliriz. Konaklama, masraflar bana ait. Sizden tek bir şey istiyorum. Burada olmanız. Ah,
Burada. Burada. Ay burada derken... İstanbul'da. Şebnem'in hayatında. O sizden kaçıp kurtulmak istedi. Kaçamazsın, kurtulamazsın. Nasıl olacak ki? Yani bizi evine almaz. Ki gerçi evi de yok şimdi değil mi? O işi bana bırakın. Şebnem'in hayatına nasıl sızacağınızı ben çok iyi biliyorum. Tamam, görüşme bitti. Gidebilirsiniz. Yalnız küçük bir isteğimiz daha olacak Aysel Hanımcığım. Bildiğiniz gibi bizim buraya gelirken pek de paramız olmadığı için... Yo. O en son hanımefendiciğim, en son. Ben de dersimi aldım alacağım kadar. Zaten sizin paraya ihtiyacınız olmayacak ki. Tamam efendim, sizi hiç mahcup etmeyeceğiz bu sefer. Yo, öpüşmeden. Direkt gidiyoruz, öpüşmüyoruz. Tamam. Peki. Gel Harun. Sedef, hiçbir yere ellemesinler, hiçbir yere. Dokunmasınlar. Efendim, Arzu Kadıoğlu'nun dosyasını istemiştiniz. Telefon numarası da burada. Ah. Telefonunuz buyurun efendim. Alo. Alo. Arzu Hanım'la mı görüşüyorum? Ben Aysel Gümüşçü. Aysel Hanımcığım. Yani şaşkınımı mazur görün, aramanızı beklemiyordum. Dosyaları incelemek çok uzun zaman alıyor. Ne haklısınız tabii, yoğunsunuzdur. Ailenizin başına gelenler de malum. Arzu Hanım, İstanbul'a geldiğiniz zaman sizinle şöyle bir baş başa konuşmak isterim. İstanbul'dayım zaten ben, bir iş için gelmiştim. Öyle mi? Ne kadar güzel oldu bu. O zaman hemen buluşabilir miyiz? Hay hay, tabii. Memnuniyetle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.